Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri meclisin temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Mecliste kabul edilmesiyle birlikte artık bütçe iktidarı ve muhalefetiyle tüm meclisin tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Demokrasiler iktidarla birlikte muhalefetin de varlığıyla anlam kazanır. Böylesine önemli bir sürecin meclisin tamamının yoğun mesaisinin ardından nihayete ermiş olması ülkemizdeki demokrasinin işleyişinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu vesileyle komisyondaki ve genel kuruldaki görüşmeler sırasında teklifleri ve tenkitleriyle bütçemize katkı sunan istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her insanımızın hayatına dokunacak her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Ama bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe girecek olması sebebiyle 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak Diğer yandan da ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmaktır. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki tartışmaların hem daha yoğun hem daha kapsamlı olması gayet tabidir. Önemli olan bu tartışmaların ahlaki, adil, yapıcı bir zeminde yürümesidir. Hakaretten, iftiradan yalandan, çarpıtmadan uzak her eleştiriye katılmasak da saygımız vardır. Bu bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok muhalif görüş ifade edilmiş, seviyeli değerlendirmeler ortaya konmuştur. Fikri olan fikrini söyler. Fikri olmayan ise yalanla, iftira ile, hakaretle kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmeleri sırasında bu yönteme başvuranlar da olduğunu üzüntüyle gördük. Bu yıl 747. üstat yıl dönümüne ulaştığımız Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Şahsımıza, partimize, grubumuza, hükümetimize Ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları işlerindeki kini, nefreti, cürufu dışa yansıtmaktan ibarettir. Bu durumun takdirini şu anda ekranları başında da bizi izleyen tüm milletimize bırakıyoruz. Eskiler üslubu beyan ayniyle insan diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır. Bizim üzüldüğümüz husus ülkemizde vizyoner politik ortaya koyan program ve proje üreten halkın kafasını karıştırmaya değil gönlünü kazanmaya çalışan bir muhalefet anlayışının eksikliğidir. Çamurat tutmasa da izi kalır. Bu mantıkla her gün yeni bir yalan söyleyen, yalanı yüzüne vurulduğunda ise hiç utanıp sıkılmadan hemen bir sonraki yalana geçen, bazen dönüp eski yalanları yeniden tekrarlayan bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yalanları Milletin gözünün içine baka baka ve kendilerinden gayet emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına dokuz yalan katarak çizdikleri resme herkesin de inanmasını bekliyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, yargı mensupları, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Sanıyorum bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyorlar. <laughs> Öğretmen CHP'li ise makbul. Değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygı değer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa aferin, kanuna ve amirlerinin emirlerine göre davranıyorsa zorba. Bu listeyi her meslek grubu için, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor. Demokraside asıl olanın sağ sola tehditler yağdırmak değil, ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz. Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Hepsini bir kenara bıraktık. Hiç değilse bu toplumu millet yapan hasletlerin başında gelen dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhumuza saygı gösterseler ona da razıyız. Allah rızası için iş yapmak nedir? Milletin gönlünü kazanmak nedir? Bunları bilmeyenler salgın döneminde yapılan hayırlı işleri lekelemek için adeta canhıraş bir çaba içerisindeler. Kendilerinden bu üstün gayretin en azından bir kısmını ülkenin hayrına işlere hasretmelerini bekliyoruz. Çünkü biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflere, 2053 vizyonumuzun karşısına çok daha geniş vizyonlarla 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar. CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Ya gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir tecavüz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, Böyle temizdir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. Ya şu anda adliye adliye dolaşıyorlar ya. Bunun neresi temiz? Çık, açık, net kendini bir çek et. <laughs> Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım. Hem ruhsal hem fiziki olarak. Milletimiz daha muhalefetteyken böylesine derin ahlaki zafiyetler içine düşenlerin Allah göstermesin iktidara ele geçirirse neler yapabileceğini geçmişteki örneklerinden zaten biliyor. Gerçi dün söyledikleri her şeyi bugün inkar edenlere ne desek boş. Onun da farkındayız. Ama milletimize olan saygımız gereği bu gerçekleri her fırsatta ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tacizden, tecavüze, hırsızlıktan ihtiraya kadar tüm çarpıklıklarını da bıkmadan, usanmadan yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Tepeden tırna her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacak. İşte dün ne diyor? Uyuşturucu kaçaklarına ondan sonra organ mafyasına bunlara vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturuculuk, uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel. Şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde et. Başka bir işe yaramıyorsun. İşte dün bunu kendim grup konuşmanda söyledim. Öyleyse vergi konusunda da maliyeden belli bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar. Değerli arkadaşlar, siyaset bu değil. Onun için siyaseti öğrenmesi için bu söylediklerini ispat gerekir. Mesele sadece bunlardan ibaret değil. Bakınız CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak lazım. Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için 40 takla atanların buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmek mümkündür. Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın üstad yıl dönümü töreni kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahul Azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından Büyük Çamlıca Camii gibi abide eserlerin, Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı ibadetinizi Zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Altını çizerek tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Biz hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Tasavvufta çok önemli bir kaide var. Deryaha girerken bazı yerlerde onu görürsünüz. Edep yahu der. Yani el, dil, bel. Buna dikkat edeceksin. Buna dikkat etmediğin zaman rezili rüsva olursun. Bunların da akıbeti budur. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız ona gereken hürmeti göstermek mecburiyetindesiniz. Ey Sultan Camii'nde seçim öncesi kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadım? Bari onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor? Her şey istismar. Her şey istismar. Ve gereken dersi, gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak. Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız, bu yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Aynı durum Hristiyanından Musevisine kadar diğer inanç sahipleri için de geçerlidir. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına bırakın o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimleri karar versin. Aslında anlamazsınız bu işten ya. Kaldı ki bu, iş, bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var. Buraya sorun. Yani teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert bu ülkenin değerleriyle oynamak, istihza etmek. Milletin böyle bir talebi yokken, kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi İstiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu kafa her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten de kaçınmıyor. Bu çarpık hesap bizden önce milletten dönür. Demokrasi hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü maziden atiye kurduğumuz köprüyle inşa etmekte olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu zehirleme gayretleri beyhudedir. Ülkemizi geriye değil, ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği, hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini ve vaktini bu tür konularla heba edenlerin bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz. Önceleri cehaletlerine verdiğimiz sözlerinin ve davranışlarının aslında bilinçli ve kasıtlı olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gördüğümüz için kendilerine hak ettikleri şekilde mukabele etmeyi sürdüreceğiz. Elbette bu demokrasi kalkınma, hak ve hukuk düşmanlarına en büyük dersi sandıkta milletimiz verecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı kavgaların ve ödediği bedellerin arka planında bizi siyasi ve ekonomik olarak geri bırakma hesaplarının yattığını artık çok daha net ifade edebiliyoruz. Ülkemizin jeostratejik avantajlarını kullanmasına engel olmak için başımıza musallat edilen gaileler kendiliğinden ortaya çıkmamış, hepsi de proje dahilinde üretilmiştir. Çok partili siyasi hayata geçişimizin ardından kabuğumuzu kırmak için yaptığımız her hamlenin darbe duvarına çarparak bizi yeniden içimize kapatması bu projenin bir parçasıdır. Savunma sanayi projelerimizi engelleme gayretleriyle milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan senaryolar hep aynı kaynaktan beslenmiştir. Bugün de PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütünü üzerimize salanlarla içeride bunların borazanlığını yapanların ipi dikkat edin aynı ele çıkıyor. Bundan tam 7 yıl önce yaşadığımız 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sonrasında aylarca mecliste grup kürsülerinden terör örgütünün montaj kasetlerini yayınlayanlara bu görevi verenleri biliyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz canı pahasına darbecilere karşı direnirken tankların açtığı yoldan Bakırköy'e gidip televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak demokrasinin yıkılışını bekleyenlere bu rahatlığı verenleri de biliyoruz. Evet, 17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanında 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet biz bu zihniyeti gayet iyi tanıyoruz. Bu zihniyet PKK'lı teröristleri hendek kazan arkadaşlar olarak tanımlayandır. Bu zihniyet YPG'li teröristleri vatanlarını savunan oluşumlar şeklinde takdim edenler. Bu zihniyet FETÖ'cüleri haklarını arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışandır. Bu zihniyet şehirlerimizi yakıp yıkan gezicileri aydınlanma hareketi olarak gösterendir. Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken hayatları ve istiklalleri için mücadele eden mazlumları terörist diye yaftalayanlardır. Bu zihniyet Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkarak onların gazetelerine övgüyle manşet olandır. Bu zihniyet Karadeniz'deki doğalgaz sevincimize ortak olamayandır. Bu zihniyet Türkiye'nin Libya'daki Karabağ'daki başarısından rahatsızlık duyandır. Bu zihniyet batılı yatırımcılara ve turistlere her fırsatta Türkiye'ye gelmeyin mesajı verendir. Bu zihniyet ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi partisinden faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyet seçilmiş milletvekillerini pazarda satışa çıkarırcasına zorla başka partilere gönderirken bile demokrasiden söz edebilendir. Bu zihniyet ekonominin sıkıntıya girmesinden, salgının artmasından, terörün azmasından, hatta yaşanan kazalardan bile siyasi çıkar elde etmeyi umacak kadar alçalabilendir. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat işte dün çıktı ülkemize yurt dışından ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını evet tekrar ediyorum. Uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak karar alçaldı ve düştü. Evet bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. İşte bu kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcu. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden geçtiğimiz şu günlerde Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizi önce 2023'e ulaştırmakta, ardından da çok daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte kararlıyız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu hedefe ulaşana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Şairin dediği gibi. Şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gamma sor. Kim geceler kaç saat? Muhammed fena mi? Önceki gün vasıl olduğumuz en üzün geceye atfen yazılan bu mısralardan ilhamla diyoruz ki ilkeye ve millete hizmetin adını ancak Bizim gibi bunu 18 yıldır kesintisiz yaşayanlar bilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri girdiğimiz 15 genel ve mali seçimin halk oylamasının Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamından milletimizin gönlünü kazanmayı başararak hamdolsun birinci çıktık. Tarihleri faşizmle darbecilikle, milletin değerlerine husumetle, bugünleri ise taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarıyla dolu olanların bu hazdan habersiz şekilde siyasetten silinip gidecek olmaları ne acı. İşte bütçe görüşmelerinde Genel Başkan Yardımcım Efkan Bey tüm rakamlarıyla bu süre içerisinde CHP'nin nereden nereye geldiğini çok açık net ortaya koydu. Ve kendisinin televizyon programlarında nasıl sözler verdiğini "Eğer şu kadar oy alamazsam tabii ki durmam, çeker giderim." dediği halde hala nasıl hangi yüzle o koltukta oturuyor? Bunu anlamak mümkün değil. Yüzüne baka baka Efkan Bey bunları söyledi. Mecliste bunları söyledi mi? Söyledi. Ama yüz ola yüz. Yüz yoksa ne ola? İktidarı milli iradeye rağmen olmak yerine terör örgütlerinin arkasında krizlerin gölgesinde özellikle de dışarıdan kırpılan gözlerde aramaya devam ettikleri müddetçe bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Rabbim kimseyi böyle nasipsizlerden eylemesin. Biz Rabbimizin yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle sadece sağlık alanında değil, dış politikada da sancılı bir dönem geçirdik. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Dağlık Karabağ'a uzanan Geniş bir coğrafyada son derece çetrefil meselelerle yüzleştik. Karşılaştığımız tehditlerin büyüklüğü ne olursa olsun kardeşlerimizin onurunu, ülkemizin menfaatlerini, aziz milletimizin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmedik. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında asla baş eğmedik. Allah'ım hamdolsun. Bugün Türkiye denilince akla ilk insanlık geliyor. Adalet geliyor. Haysiyetli bir dış politika geliyor. Ülkemiz ilkeli, kararlı ve vicdani politikalarıyla Afrika'dan Asya'ya tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor. Ay yıldızda al bayrağımız milletimizin istiklali yanında tüm dünyada zulme karşı direnişi diklenmeden dik duruşu temsil ediyor. Diğer yandan Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe maruz kaldığı saldırıların şiddeti de artıyor. Satranç tahtasını andıran uluslararası arenada giderek daha etkili şekilde oyun kuran Türkiye gerçeği çatışma ve kaostan beslenenleri rahatsız ediyor. Eksen tartışmalarından Ülkemizin adının terör örgütleriyle yan yana getirilme çabalarına kadar pek çok zorlama ithamın gerisinde bu rahatsızlık yatıyor. Oysa ne Türkiye'nin ekseninde bir kayma ne de ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinde bir zafiyet vardır. Ne dedik? Gabarda da, Cudi'de de, Besler dağlarında da, Kandil'de de. Bu teröristleri evet Allah ezeceğiz, inlerinde vuracağız dedik ve vuruyoruz. Ara vermek yok. Aynı kararlılıkla askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, bütün gönüllü korucularımızla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bu bir kararlılığın, bir inancın, bir azmin gereğidir. Hatta ülkemiz DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle pek çok farklı coğrafyada göğüs göğüse çarpışan tek NATO üyesidir. Düzensiz göç sorununda en ağır yükü omuzlayan yine Türkiye'dir. Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümete destek vererek demokrasinin namusunu kurtardık. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatlarımızda sınır güvenliğimizi tesis etmenin yanında bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına biz yardımcı olduk. Tüm dünyanın sırtını döndüğü Somali'nin yeniden istikrara kavuşmasına katkı sundu. Bir dönem çökmüş devlet olarak nitelendirilen Somali'de bugün eğer seçimler yapılabiliyorsa insanlar geleceğine güvenle bakıyor demek. Dağlık Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma düzeninin sona erdirilmesine katkı sağladı. Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa evet 30 yıldır bu işi çözemediler ve Azeri kardeşlerimizi topraklarından evet naçar bir durumda kaçkın duruma düşürdüler. Sonunda Azeri kardeşlerimiz kararı verdi. Kendi göbeğini kendileri kestiler ve topraklarına kavuştular. <laughs> Afganistan'da barışın tesisi için çaba harcarken Balkanlarda sükunetin muhafazası için gayret gösteriyoruz. Milli gelir oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olarak uluslararası toplum adına sorumluluk üstleniyoruz. Komşularımız başta olmak üzere kimsenin toprağında ve egemenliğinde bizim gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin hakkına, hukukuna, egemenliğine yönelik tehditlere karşı onurlu bir duruş sergiliyoruz. Milletimizle beraber Kıbrıs ve Azerbaycan Türkleri yanında tüm dost ve kardeşlerimizin menfaatlerini korumaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boğun eğmeyecek bir ülke olduğunu başta içimizdeki müzmin muhalifler olmak üzere artık herkes tarafından idrak edilmelidir. Tabii dış politika vizyonları Kemalist Türkiye'den Faşist İtalya'ya selam göndermekten ibaret olanların böyle bir ufku, böyle bir özgüveni anlamasını da beklemiyoruz. Boraltan faciasının müsebbiblerinin Karabağ'daki zaferin heyecanını hissetmelerinin güçlüğünün de farkındayız. Bu zihniyetin tasallutu altındayken önünü açılan tüm fırsat pencerelerini kaçıran Türkiye İnşallah bir daha aynı duruma düşmeyecektir. Ülkemizin ne doğuya ne de batıya sırtını dönme gibi bir lüksü olabilir. Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizi geliştirirken Türk dünyasını, Asya'yı, Latin Amerika'yı, Afrika'yı asla ihmal edemeyiz. Bununla birlikte tüm çabalarımıza rağmen 2020 Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizin suni gündemlerle sınandığı bir yıl oldu. Türkiye hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de S-400'ler konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Yeni yılda Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi Amerika ile köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik köllükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Geçen hafta Sayın Merkel ve Sayın Michel ile yaptığımız görüşmeler bu bakımdan önem arz ediyor. Amerika'nın yeni başkanı Sayın Biden'ın da Türk Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Hiç kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar bize bir adım gelene biz hep koşarak gittik. Bugün de aynı samimiyeti ve iyimserliği muhafaza ediyoruz. Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah Özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Günümüzün çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu elbette biliyoruz. Ancak Türkiye zoru başaracak dirayete, azme ve stratejik akla sahiptir. Önümüzdeki dönem inşallah Ekonomide, sağlıkta, güvenlikte olduğu gibi dış politikada da Türkiye'nin şahlanış dönemi olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli arkadaşlar, bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında Öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Bilindiği gibi 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarı 9 milyar 670 milyon lirayı buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı değerli arkadaşlar 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktora'da ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen işte koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursta çok ciddi bir desteği vermiş oluyoruz. Tabii bu ödemeler milli sporcularımıza iki veya üç katı üniversite sınavında ilk yüze girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edecek. Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacaktır. Yeni kredi ve burs miktarlarının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinmek istiyorum. Esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvurus adımını attığımız zaman Türkiye'de anayasa mahkemesinin bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra ahim devreye girebilir. Bu şekilde bu adım atıldı. Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden ahim bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir. Bunun da gereğini, gerekçesini biliyoruz. İstisnasını bir kenara bıraksak bile. Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Mahkeme Batasuna davası kararında Bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin 6 8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hünharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin Baş sorumlusunun taliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır hatta ikiyüzlülüktür. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır. Buradaki tartışmanın konusunun Avrupa Parlamentosu'nun Terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'yla içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı bulunan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ahim şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa biz devamlı bunu söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Bu şahıs siyasi görevleri veya siyasi söylemleri sebebiyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Oradaki Kürt kardeşlerimiz sokağa döken, Ondan sonra da bu kardeşlerimizin ölümüne neden olan odur. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrında işaretleri şimdiden gözükmeye başladı. PKK'ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK ile irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkemenin FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standarda ve riyakarla daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim. Sözlerimi tamamlamadan önce dün 106. yıl dönümünü olan Sarı Kamış harekatımızda verdiğimiz şehitleri rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Mevla bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum. Bu arada profesör doktor Orhan Kural hocamız biliyorsunuz o da koronavirüs sebebiyle rahmetli oldu. Ona da Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hafta meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.